Bir arkadaşımla konuşuyordum. Kurandaki akıl ve bilim dışılıklar dedim. Bana şu karşılığı verdi. Kur'an'da akıl ve bilim içi olan var mı ki? düşündüm. Kur'andaki akıl ve bilim dışılıklardan söz ederken Kur'an'da akıl ve bilim içinde yerini alabilen şeyler de bulunduğunu söylemek istememiştim. Yazı başlığını koyarken de böyle bir amacım yok. Akıl ve bilimden amaçladığım nedir? Akıl ve bilim derken neyi anlatmak istiyorum? Bu kavramları hangi anlam ve tanımlarda kullanıyorum? Konuya girmeden önce bunu belirtmeliyim. Akıl nedir? Kur'an'da akıl geçmiyorsa da AKL kökünden türevleri geçiyor. Düşünme. Ama iman için düşünme, imana bağlı düşünme. Yani dinin istediği doğrultuda düşünme. Anlamı bu. Bu düşünmenin temel hedefi Tanrı'ya, meleklerine, bir takım kitapların gökten indiğine, Tanrı'nın insanlara mesajlarını iletmek için kimi insanları aracı yapıp peygamber olarak gönderdiğine, öldükten sonra bir dirilme olacağına, bu dirilmede insanların hesap vereceklerine, kiminin cennete, kiminin cehenneme gideceğine ve ayrıca her şeyin Tanrı'nın takdiriyle olacağına yani kadere inanmaktır dünyaya, göklere ve her türlü varlığa yalnız bunun için bakılması ve düşünülmesi istenir. Yalnızca bu hedef için. Düşünme demek olan fikir kökünden türeme sözcükler de vardır ama aynı doğrultuda. Lüp ve kimi yerde hicir de akıl demekse de yine aynı doğrultuda kullanılıyor. Yani bunların bilinen insan aklıyla ilişkisi yok. Örneğin, Fecir suresinin başında Kur'an'ın Tanrısı insanları dediğine inandırmak için sabaha, on geceye, çifte, teke ve geçip giden geceye ant içer. Sonra da şöyle der: "Şimdi bunlarda akıl sahipleri için bir ant içme değeri yok mudur?" İmana zincirli akıl sahibi bu soruya elbette ki evet diyecektir. İman zincirinden kurtulmuş özgür akılsa böyle demeyecektir. Özgür akıl için tanrının sabaha, on geceye, çifte, teke ant içmesinin bir değer taşıyacağı söylenebilir mi? Aşk ya da nefret zincirine vurulmuş olan akıl nasılsa, iman zincirli akıl da öyledir. Eli kolu bağlıdır. Akıl dışı dendiğinde ölçü alınan akıl bu değildir, özgür akıldır. Türkçe sözlükte akıl için şöyle denir: İnsanın düşünme, anlama, tedbir alma yetisi. Bu yetinin amaçlanan kapsamda bir akıl olabilmesi için koşul şu: Gücünü gökten, tanrıdan almamak, dünya yaşamından ve bu yaşamdaki gerçeklerden almaktır. Bilimden ne amaçlandığına gelince, Einstein'ın tanımı: Duyu verileriyle mantıksal, düzenli düşünce arasında uygunluk çabası. Başka tanımlar da var. Ayır edici özellikler göz önünde bulundurularak şöyle de tanımlanabilir bilim. Olaylara dayalı, gözlemli, deneyimli, mantıklı, nesnel, yansız, eleştiriye açık, genel, seçici ve düzenli bir yöntemle olayların yasalarını bulma çabası ve bu çabayı içeren bilgi. Birim dışı dendiğinde de ölçü alınan bilim budur. Bilimle din hep çatışa gelmiştir. Bakış açıları tümüyle ayrı olduğu için. Propagandacılara göre İslam dini akıl dinidir, mantık dinidir, bilim dinidir. Kurandaki akıl ve bilim dışılıklar sergilendiğinde neyin ne olduğuna ışık tutulmuş olacak. Bilindiği gibi Kur'an İslam'ın en temel kaynağı. Akıl ve bilimle ilgisi olmayan ya da bağdaşmayan, barışmayan şeyler Kur'an'da varsa ki bu örnekleriyle sunulacak, İslam'ın akıl dini, mantık dini, bilim dini olduğu yolundaki propagandanın gerçekle ilgisi kalmaz. Karanlığa olabildiğince ışık tutulmalı. Neyin ne olduğunu herkes anlamalı. İnsanlığa daha yakışan, daha uygar, daha güzel bir dünya için başka yol var mı? İslam propagandacıları hep yaparlar. Bir ayeti, bir hadisi ya da bunlardan bir parçayı ele alırlar. Bilimsel bir durumla, bir buluşla karşılaştırırlar akla gelmedik zorlamalarla yoruma girişirler ve ardından şöyle derler Bugün ilim daha yeni bulduğu halde bundan 1400 yıl önce böyle bir ilmi hakikate işaret edilmiş olması bir mucizedir Gerçekte üzerinde durulan o ayetin hadisin ya da parçasının söze edilen o ilmi hakikatle en küçük ilgisi yoktur ama var gösterilir Özellikle bilimin sesini duyurduğu etkinliğini gösterdiği çağlarda başvurulur olmuştur bu yönteme. İslam akıl dini midir, mantık dini midir, bilim dini midir? Bakalım, görelim. Adam, eşeğiyle birlikte yüz yıl ölü kalmış, sonra dirilmiş. Bakara suresinin 259. ayetinin Diyanet'in resmi çevirisindeki anlamı Yahut altı üstüne gelmiş bir kasabaya uğrayan kimse gibisini görmedim mi?'' Allah bunu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Adam bir gün veya bir günden az kaldım dedi. Allah hayır yüz yıl kaldın. Yiyeceğine içeceğine bak bozulmamış. Eşeğine bak kemiklere bak. Onların nasıl birleştirilip sonra nasıl et giydirildiğine bak dedi. Bu ona apaçık belli olunca artık Allah'ın her şeye kadir olduğuna inanmış bulunuyorum dedi. Kur'an yorumlarında açıklandığına göre bu ayette söze edilen kasaba Kudüs. Eşeğiyle birlikte yüz yıl ölü olarak kaldıktan sonra dirildiği anlatılan adam da Peygamber Üzeyir. Bir adam var, karşısında altüst olmuş bir kasaba. Adam düşünüyor, Tanrı bu ölmüş kasabayı nasıl diriltecek?'' kasaba artık eski durumuna gelmez anlamında. İşte o sırada Tanrı nelere kadir olduğunu kanıtlama gereği duyuyor ve adamı öldürüyor, eşeğini de. Adamın ve eşeğin ölüsü yüzyıl orada öylece kalıyor, nasılsa kimse de görmüyor. Bozulabilecek türden yiyecek ve içecekleri de var. Bunlar da orada aynı süre içinde kalıyor. Hem de hiç mi hiç bozulmadan. Yüzyıl Niye bu kadar yılda daha aşağı ya da daha yukarı değil? Sonra adamı diriltiyor ve kendisiyle konuşuyor. Orada ne kadar zamandır bulunuyorsun? Bir gün ya da biraz daha az. Ne diyorsun sen? Tam yüz yıl kaldın ölü olarak. Tanrı, adamın yiyecek ve giyeceklerinin bozulmamışlığına ve eşeğinin biraz sonra nasıl dirileceğine bakıp düşünmesini, düşünüp ibret almasını söylüyor. Adamın gözleri önünde eşeğin dirilişi önce kemiklerin bir araya gelmesi sonra bu kemiklerin etlerle kaplanması her şey ol deyince oluyorsa bunlara neden gerek görülüyor Ayette belirtildiğine göre bütün bunlar insanlara ibret olsun diye Bu çağlarda niye bu tür mucizelere gerek görülmüyor Peygamber yoktu ondan denecekse inandırıcı olmaz İlle de gerekli ise gönderilir bir peygamber Tanrı için zor bir şey mi? Bunlar birer mucize olarak anlatıldığı için akıl ve mantığa uygun bir tevili yani yorumu olamaz. Kısacası bunlar maddi, somut biçimde yaşanmış şeyler. Anlatılan öykü Kur'an'daki İsrailiyattandır. Yani Yahudi kaynaklarından Kur'an'a yansımadır. Kesilip her bir parçası bir dağa konmuş olan kuşlar çağrılınca dirilip gelmişler. Bakara suresinin 260. ayetinin anlamı Diyanet'in çevirisinde şöyle. İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster dediğinde Tanrı inanmıyor musun diye sordu. İbrahim, hayır öyle değil fakat kalbim iyice kansın istiyorum. Tanrı, öyleyse dört çeşit kuş al, onları kendine alıştır. Sonra onlardan her dağın üzerine bir parça koy. Sonra onları çağır, koşarak sana gelecekler. O halde Allah'ın güçlü ve hakim olduğunu bil." demişti. Demek ki İbrahim'in kafası öldükten sonra dirilmeye pek yatmamış. Efendi Tanrısından bunu somut biçimde kanıtlamasını istemiş. O da kabul edip kanıtlamış. Dört kuş al, kesip parçala. Parçaları götürüp dağlara koy ve sonra kendine çağır. Kuşlar dirilecek. Uçup gelecekler sana böyle demiş ve gerçekleşmiş. Bir mucize olarak. Bu da bir başka öykü. Kur'an yorumlarında kuşların tüylerine değin ayrıntılar da var. Aktarmaya gerek yok. İmana zincirli olmayan akıl ve bilimin böyle şeylerin olabileceğini kabul edeceği düşünülebilir mi? Kur'andaki akıl ve bilim dışılıkların önemli bir kesimini mucizeler oluşturmakta. Kur'an'da mucizeye kimi yerde ayet denir. Bu tefsirlerin belirttiğine göre Kur'an'daki ayet sözcüğünün altı anlamından biridir. Mucize için harikulade, yani adeti, süre gelen durumu ya da doğa yasasını yırtan, yani bozan, bir başka deyişle doğa yasasına aykırı olan anlamında. Bu nitelikteki olağanüstü bir durumdur. Ancak böyle olağanüstü durumların İslam kelamına göre mucize olabilmesi için altı koşul vardır. 1- Tanrı'nın işi olmalı. Bir şeyi Tanrı yaptırmalı ya da yaptırmamalı. 2. Aynısını başka hiç kimse yapmaya güç yetirememeli. 3. Bir meydan okuma ile birlikte olmalı. Yani ben peygamberim diyerek ortaya çıkan kimse, ortaya koyduğu mucizenin aynını hiç kimse yapamaz diyerek meydan okumalı. 4. Peygamberlik savında olan kimsenin bu savına uygun nitelikte olmalı. 5 o kişinin kendisini yalanlar nitelikte olmamalı. 6. Daha önceki bir zamanda değil, tam peygamberlik savının olduğu sırada ya da kısa bir süre sonra gerçekleştirilmeli. Ölüyü diriltme, bir dağı yok etme gibi örnekler de verilir mucize için. Yukarıda gösterilen kaynaklara ve öteki akaid kitaplarına bakın. Ölünün diriltilmesi İmana bağlı aklın bunu kabul edebileceği söylenebilir. Ya özgür insan aklı ve bilim, böyle bir durumun olabileceğini kesinlikle kabul etmeyeceği açık değil mi? Öyle şeyler var ki iman ya da imana bağlı akıl için mümkündür. Örneğin göğe çıkmak, herhangi bir taşı altına dönüştürmek gibi. Bu konularda ant içilmiş olsa geçerli olur. Hele peygamber mucizesi ya da veli kerameti söz konusu olduğunda imanın ve imana bağlı aklın saçma, ya da olamaz diyeceği bir şey yoktur. Örneğin gökteki ayın bölünüp parçalanarak yere düşmesi, sonra birleşip yerine gitmesi ve eski durumunu alması. Bunlar olamayacak türden şeyler değil, olabilecek türdendir. Gerekçesi de şudur. Ay Tanrı'nın bir yaratığıdır. Tanrı nasıl dilerse öyle yapar. Herhangi bir ölüyü diriltmek de öyle. Mucize olunca iman ve imana bağlı akıl kolaylıkla olur der. Ne var ki bunlar özgür insan aklının ve bilimin olur diyebileceği şeyler değildir. Çünkü insan aklının ve bilimin ölçüsü başkadır. Gerçekler, gözlemler, deneyler, olgular ve bunlar üstüne yapılan değerlendirmelerdir. Bununla birlikte çağdaş olma ve İslam'ı çağdaşlaştırma çabasında olan, Kur'an'ın tanrısallığını kanıtlamaya çabalayan kimi İslam propagandacıları, mucizeleri akla ve bilime uydurma yolunu seçmişlerdir. Mucizenin tanımına ve koşullarına aldırmadan, örneğin Diyanet İşleri Başkanı yardımcılığı da yapmış olan Saadettin Evrin bu yolu seçmiş olanlardandır. Sırası geldikçe bunlar üzerinde durulacak. Tanımı ve koşulları göz önünde tutularak unutulmaması gereken önemli bir nokta var. Mucize konusunda en temel olan doğa yasalarına aykırılıktır. Bu olmadığı zaman kelam herhangi bir şeyi mucize saymaz. Mucize peygamberlik kurumunun temel dayanağıdır. Dahası tek dayanağı. Mucizeyi görmeyen insanın inanmak zorunda olmadığı kabul edilir. Öyleyse peygambere ve mucizesine tanık olmayan bugünün insanından dine, İslam'a inanması nasıl isteniyor? Böyle denmesin diye her zaman ileri sürülen şu. Kur'an en büyük mucizedir kıyamete kadar da kalacaktır. Kur'an'ın benzerini hiç kimsenin yapamadığı, Kur'an meydan okuduğu halde kimsenin buna güç yetiremediği ve güç yetiremeyeceği savunula gelmiştir. Herkes de bunun böyle olduğuna inanmıştır. Gerçek mi, değil mi? İnceleme, araştırma gereği pek duyulmamıştır. Bu konuya da sıra gelecek. Kur'an'da, Tevrat'ta ve açıklamalarında yer alan Yahudi peygamberlerin mucizeleri İncillerde yer alan İsa'nın mucizeleri anlatılır. Bu arada da Muhammed'inkiler. Ne var ki Muhammed'in mucizeleri Kur'an'dakinden çok hadislerde yer alır. Bu dizide bunlardan bir takım örnekler sunulacak. Mucizeler ve Muhammed'in mucizeleri dizisi ayrıca gelecek. İslam dünyasında en sağlam kabul edilen kaynaklarıyla birlikte. Her zaman olduğu gibi ve tabuların yaşam kaynağı olan karanlığın yenilmesi için Kur'an'da gökler ve yer denir. Tam 190 yerde. Yer, içinde yaşadığımız gezegen, yani dünya. Göklerse evrenin geri kalanı. Yani gökler ve yer denirken evren ikiye ayrılıyor. Bir yanda gökler, öbür yanda dünya. Dünyada insanlar ve öteki canlılar yaşar. Cinler ve şeytanlarla birlikte. Göklerde ise gök halkı, ehl sema yani melekler, en üstte de yani arşta da tanrı. Ama gökte olan diye nitelenir. Kur'an'ın tanrısı ve onun sözlerini bize aktarıp yorumlayanlar bize bunu böyle anlatırlar. Voltaire, eski Yunanlıların gök anlayışları ve tanrılarından söz ederken, atmosferimizin mavi kubbesine bağlı gibi görünen yıldızlarla gezegenler, sonradan tanrıların evi oldu. İçlerinden yedisinin kendisine özgü bir gezegeni vardı. Ötekiler de nerede yer bulabildilerse orada oturdular, diye anlatır. Voltaire, gök ya da gökler ve yer deyimi için ise şöyle der. Yerle gök diye bağırıp duruyorlardı. Bunun sonsuzlukla bir atom diye bağırmaktan farkı yoktu. Yeryüzünden yukarıya doğru çıplak gözle bakan kimse Yer ve gök ya da gökler ve yer diyebilir yalnızca. Eskiler de onun için böyle diye gelmiştir. Kur'an'ın Tanrısı da evrene çıplak gözle bakan kimsenin gözüyle baktığı için gökler ve yer diyor. Voltaire'in Eskilerin Göğü maddesinde sözünü ettiği gibi. Bir de şimdi imanla ya da imana bağlı akılla bakanlar böyle görüyor evreni. Çağdaş bilim gözlüğüyle bakanlarsa yer ve gök ya da gökler ve yer deyimini çok komik bulurlar. Gökler ve yer yani tüm evren 6 günde yaratılmıştır. Kur'an'da 8 yerde göklerin ve yerin 6 günde yaratıldığı anlatılır. Sol gelişmelere karşı dinler arası işbirliği için çağrılıp konferanslar verdirilen teologlardan Profesör Doktor Laume, şunları söylemek zorunda kalmıştır. Tevrat'ta, Tekvim 1'de ve Kur'an'ın Kaf suresinde gökleri ve yeri her ikisi arasındaki her şeyi altı günde yarattık diye söylendiğinin tersine evrenin altı günde yaratılmadığını biliyoruz. Teolog profesör bunu dedikten sonra başlıyor. Tevrat ve Kur'an'ın bilime aykırı anlatımı karşısında modern bilimin ne dediğini anlatmaya. Teolog profesöre bu açıklamasından dolayı Müslüman dinleyicilerce tepki gösterilmiştir. Soru cevap sırasında biri kalkıp profesöre, Tanrı katında bir gün insanların 50 bin yılı kadar demiştir. Profesörün buna karşılık cevabı şu olur. Binlerce milyon yıl gibi geniş zaman kavramını 50 bin yıl ile ifade etmenin bu zamanı 24 saatlik bir günle ifade etmekten daha isabetli olacağını sanmam. Ve eskilerin 24 saatlik bir gün derken bundan bu kadar kısa bir zamanı kastetmediklerini söyleyen müfessirler de fazla bir etki meydana getirmediler. Kaldı ki Meariç suresinde Tanrı katındaki bir günün 50 bin yıl olduğu anlatılırken Haç suresinin 47 ve Secde suresinin 5. ayetlerinde o günün yalnızca bin yıl olduğu anlatılır. Yani ayetlerde bu konuda çelişki var. Sonra göklerin ve yerin altı günde yaratıldığını anlatan ayetlerdeki altı günle neyin amaçlandığını Muhammed'in kendisi açıklıyor. Bu açıklamaya göre amaçlanan, herkesin bildiği haftanın günleridir. Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber elimden tuttu ve şöyle dedi. Tanrı toprağa cumartesi yarattı. Toprağın üzerinde dağları pazar günü, ağaçları pazartesi, mekruhu salı günü, nuru çarşamba günü, hayvanları perşembe günü yarattı. Adem'i yaratması da cuma günü ikindiden sonra ikindi ile gece arasında cuma günü saatlerinden en son saatte oldu. Sonuncu yaratık olarak. Acluni bu hadisi Müslim'in, Nese'inin ve Ahmet İbni Hanbel'in Ebu Hureyre'den aktarıp yer verdiğini belirttikten sonra aynı konudaki açıklamayı içeren hadisin İbni Abbas'tan da aktarıldığını yazıyor. Muhammed'in bu açıklaması Kur'an'da göklerin ve yerin altı günde yaratıldığı bildirilirken günlerle bildiğimiz haftanın günlerinin amaçlandığına kuşku bırakmıyor. En yetkili sayılan müfessirlerin görüşü de bu yönde. Fussilet suresinin 9. ayetinin anlamı şöyle. De ki siz yeri iki günde yaratanı yok sayıp da ona eşler mi koşuyorsunuz? O dünyaların efendisidir. Koskoca yeri iki günde yaratmaya kimin gücü yeter? İki gün gibi kısa bir süre içinde bu denli büyük işi kim başarabilir? Dünyanın bütün insanları gelse bunu gerçekleştiremez. Öyleyken nasıl oluyor da ona başkaları tanrılıkta ortak yapılıyor? Ayette denmek istenen bu. Bu iki günde gerçekleştirilen işin içinde dağların ve yiyecekleriyle birlikte yeryüzü canlılarının yaratılması yok. İki günde yalnızca yeryüzü yani dündüz olarak yaratılmış. Muhammed'in daha önce sunulan hadisteki açıklamasına göre bu iş için yalnızca bir günün harcanmış olması gerekiyor. Cumartesi. Ama yukarıdaki ayette bu iş için iki gün harcandığının anlatıldığını görüyoruz. Kur'an yorumlarına göre bu iki gün pazar günü ile pazartesidir. Aynı surenin 10. ayetinin anlamı şöyle. O ki yeryüzüne üstünden çiviler yerleştirdi. Orada çoğalma gerçekleştirdi ve yiyeceklerini bir ölçüyle düzene koydu. Bunların hepsi dört günde oldu. Demek ki iki günde yeryüzünde yaratılan öbür şeylere harcanmış. Ayet öyle anlatıyor. Tümüne harcanan gün sayısı tam dört. Muhammed'in daha önce sunulan açıklamasına göre dağları yaratmaya ayrı bir gün, ağaçları yaratmaya ayrı bir gün, hayvanları yaratmaya ayrı bir gün harcanmış. Yukarıdaki ayete göre ise bunların tümüne harcanan gün sayısı iki. Bu iki günde Kur'an yorumcularına göre salıyla çarşamba. 9 ve 10. ayette bildirilen o ki yer, dağları, ağaçları, bitkileri ve hayvanlarıyla birlikte toplam dört günde yaratılmıştır. Başka ayetlerde göklerin ve yerin altı günde yaratıldığı bildirildiğine göre geriye iki gün kalıyor. Yani yedi kat göğün yaratılmasına da iki gün yetmiş. Bu da aynı surenin 12. ayetinde açıkça bildiriliyor. Tanrı gökleri yaratmaya yeri yarattıktan sonra girişmiş. Aynı surenin 11. ayetinde bildirilen Tanrı sonra yeri içindekilerle birlikte yarattıktan sonra bir duman durumunda olan göğe yöneldi. Göğe ve yere haydi ikiniz de gelin isteyerek ya da istemeyerek dedi. İkisi birden isteyerek geldik dediler. İki gün içinde yedi kat göğü yaratma işi tamamlandı. 12. ayette bildirilen bunun üzerine Tanrı tüm gökleri yedi kat olarak iki günde yarattı ve her göğe işini bildirdi. Kur'an yorumlarında açıklandığına göre yerin içindekilerle birlikte yaratıldığı günler pazar, pazartesi, salı ve çarşamba. Yedi kat göğün yaratıldığı iki günde perşembe ve cuma. Tüm evren içinde yerin yani dünyanın önemi nedir ki? Öyleyken yerin yaratılmasına dört, kalan tüm evrenin yaratılmasına da iki gün harcandığı anlatılıyor. Buna şaşılabilir ama unutulmamalıdır ki dünyadan çıplak gözle bakan kimse bilimden, özellikle de gök bilimden habersizse dünyamızı evrenin öteki kesimlerinden daha büyük görebilir. Burada asıl şaşılması gereken şu olmalı. Ayetlerde ayıyla, güneşiyle, yıldızlarıyla, gök daha ortada yokken, yerin dağlarıyla, ağaçlarıyla, bitkileriyle, hayvanlarıyla yaratıldığı bildiriliyor. Bunu sadece iman ve imana bağlı akıl kabul edebilir. Özgür insan aklı ve bilimse asla. Yerin göklerden sonra yaratıldığını anlatır gibi anlatımlar içeren ayetler de var. Ama Fussulet suresinin yukarıda sunulan ayetlerindeki ayrıntı ve açıklık hiçbir yerde yok. Yerin göklerden önce yaratıldığı çok açık biçimde anlatılıyor. Kaldı ki Muhammed'in daha önce sunulan ve Müslimin es-sahih'inde yer alan hadiste kendi açıklaması da bu doğrultuda son derece açık. Kur'an'da pek çok şey Tevrat kaynaklı. Eski Kur'an yorumcuları bunu bildikleri için çoğu kez değişik biçimde Kur'an'a geçmiş olan öykülerdeki boşlukları Tevrat'a başvurarak doldurmaya çalışmışlardır. Tevrat'ın kaynağı da efsaneler. En temel kaynaktır bu. Örneğin bir Nuh tufanının kaynağının Gılgamış Destanı olduğu artık biliniyor. O destan ki, Tevrat'tan çok önceki dönemlerin ürünü. Yaratılış söylencesi de bu türden. Yani Tevrat'a, söylencelerden yansıma. Dolayısıyla da Kur'an'a. Yeryüzü, dağlar, ağaçlar, daha ışık yokken yaratılmış. Nur sözcüğüyle anlatılan buradaki ışığın ne olduğu açıklanmıyor. Güneşin, ayın yıldızların ışıkları olduğu söylenebilir. Işık dördüncü günde yaratılmış. Tevrat'a bakıyoruz burada da öyle. Yani burada da ışığın dördüncü günde yapıldığı anlatılıyor. Tevrat'ta da böyle anlatılması doğal. Çünkü asıl kaynak Tevrat. Kur'an'ın Tanrı'dan olduğu savı ortaya atıldığında buna inanmayanlar, hayır bunlar eskilerin masallarıdır demişlerdi. Böyle diyenler ne dediklerini biliyorlardı. Yaratılış öyküsü pek çok toplumun söylencesinde var. Eski Türklerde de türlü yaratılış efsanelerinin bulunduğu bugün biliniyor. Kimi kitaplı diye ünlü olan dinlerdekine çok benzer. Örneğin, Tanrı Ülgen, söylenceye göre dünyayı altı günde yaratmış. Yedinci günde yatıp uyumuş. Bu, söylencenin ne kadar yaygın olduğunu göstermekte. Abdülkadir İnan, Kitaplı dinlerin şamanizmle beslendiklerini ve bu beslenmenin az olmadığını yazar. Tanrının yeri ve gökleri 6 günde yarattıktan sonra 7. gün dinlendiği Tevrat'ta yer aldığı halde Kur'an bu açıklıkta yer vermiyor buna. Yalnızca işini bitiren Tanrı'nın sonra arşa istiva ettiği anlatılıyor. İstivaya dayanma anlamı verenler de var. İslam kelamında tartışmalı eğer bu anlam doğruysa arşa dayanmakla Tanrı bir çeşit dinlenmiş oluyor diye düşünülebilir. Bununla birlikte Kur'an'ın Tanrısı da sept gününe yani cumartesi yasağına son derece önem verdiğini belirtiyor. Öylesine ki bugün de çalıştılar, balık avladılar diye insanları, koca bir kasaba halkını korkunç biçimde cezalandırdığını, bunları aşağılık maymunlara dönüştürdüğünü açıklıyor. Sept günü Tevrat inanırlarının Tanrı'nın evreni altı günde yarattıktan sonra dinlendiğine inandıkları yedinci gündür. Demek ki Sept'e önem verdiğini anlatmakla Kur'an da Tanrı'nın yedinci gün dinlendiğini dolaylı da olsa kabul etmiş oluyor. Böyle denebilir. Kaldı ki Muhammed'in hadiste bir açıklaması var. Bu açıklamaya göre Tanrı işini bitirince bir ayağını öbür ayağının üstüne atıp oturmuş.'' Ya da sırt üstü yatmış. Abdullah oğlu Cabir'in anlattığına göre Muhammed herhangi bir kimsenin ayak ayak üstüne atıp oturmasını ve sırt üstü yatarken de ayak ayak üstüne atmasını yasaklamıştır. Sakın ha kimse bunu yapmasın demiştir. Muhammed'in şu açıklaması buna ekleniyor. Çünkü bu oturuş Tanrı'nın oturuşudur. Bu açıklamanın başı da şöyle: Yüce Tanrı yaratıkları yaratma işini bitirince sırt üstü uzandı. O sırada bir ayağını da öbür ayağının üzerine koymuştu. Bunun benzerini yapmak hiç kimse için uygun değildir. Tanrı'nın ayak ayak üstüne atıp oturması ya da yatması biraz ters bulunduğu için Muhammed'in bu açıklamasını uygun biçimde yorumlama çabalarına girişiliyor. Bir sürü zorlamalı yorumlar yapılıyor. Tevrat'ın Tanrısı 7. gün dinlendiğine ilişkin açıklaması yüzünden ''Tanrı da yorulur mu ki dinlenmiş olsun, ne biçim Tanrı bu?'' diye eleştirilince Kur'an'ın Tanrısı bu eleştirinin kendisine yönelmemesi için şu açıklamayı yapıyor. ''Andolsun ki gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları 6 günde yarattık ve biz bir yorgunluk da duymadık.'' Yaratılış günleri olarak söylencelere dayanan ve Tevrat'a nice zaman sonra da Kur'an'a yansıdığı görülen 6 günle anlatılmak istenenin haftanın günleri olduğu son derece açık. Ne var ki bunun akılla, mantıkla, bilimle bağlaşmadığını gören kimi Kur'an yorumcusu ille de bağdaştırmak için bu konuda yoğun ve zorlamalı yorumlara girişmiş. Ünlü yorumcu Fahrettin Razi de bu konuda aynı çabaya katılmış görünüyor. 6 gün... 6 evre demektir diyor. Son yüzyılın İslam propagandacıları da bu yoruma tutunmuşlar. Oysa 6 gün bildiğimiz haftanın günleri olan 6 gündür. Bu açık seçik belli. Kur'an'ın Tanrısı bunca şeyi 6 günde yarattığını anlatırken nedenli güçlü ve hızlı olduğunu anlatmak istemiştir. Tefsirlerde de bu belirtiliyor. Tevrat'ın tanrısı da yaratılışın altı gününü haftanın günleri olarak alıp anlatmıştır. Muhammed'in hadislerdeki açıklaması da bu doğrultudadır. Söz konusu hadisi daha önce sunmuştuk. Nuh'un tufan öyküsü de kendisinin ne kadar yaşadığına ilişkin açıklama da akıl ve bilim dışılık için çarpıcı örneklerdendir. Din çevreleri Nuh'u insanlığın ikinci atası sayar. Kur'an'ın her konuda ve her şey üstüne sık sık ant içen, antlarıyla Kur'an'ı dolduran Tanrısı altı kez de şöyle ant içer. Ant olsun ki Nuh'u da toplumuna peygamber olarak gönderdik. Bu antlardan birinde bir de açıklama vardır. Ant olsun ki Nuh'u topluma gönderdik. O, onların arasında elli yıl eksiğiyle bin yıl kaldı. Sonunda onlar kendilerine yazık etmekteyken, Tufan kendilerini yakaladı. Ankebut Suresi 14. Ayet 50 yıl eksiğiyle bin yılın ne demek olduğu belli. 950 yıl. Kur'an yorumcuları burada anlatılmak istenenin şu olduğunu yazarlar. Nuh'un tufandan önceki yaşamı 950 yıldır. Ve Nuh'un tufandan sonra da şu kadar, bu kadar yaşadığından söz ederler. Yazdıklarına göre Nuh tufandan sonra 60 yıl daha yaşamıştır. Kimine göre ise Nuh'un toplam yaşamı daha çok 1300 yıl, 1400 yıl. Yorumlar böyle. Oysa Muhammed'in ya da öğretmenlerinin bu öyküyü aldığı kaynağa Tevrat'a bakıldığında sorun çözülüyor. Ve Nuh'un bütün günleri 950 yıldı. 950 yılın nereden çıktığı böylece anlaşılıyor. Tevrat'taki anlatımla Kur'an'daki anlatım değişiklikleri hep olur. Buradakini de yadırgamamak gerekir. Kur'an'daki ayette 950 yıl denecekken niçin 50 yıl eksiğiyle 1000 yıl deniyor? Kur'an yorumcuları bu soruya şu karşılığı veriyor. Eğer doğrudan 950 yıl denseydi, yıl sayısında kesinlik olmadığı düşünülebilirdi. Yıl sayısının kesin olarak bu kadar olduğu bilinsin diye 50 yıl eksiğiyle 1000 yıl denmiştir. İyi ama insan bu kadar yaşayabilir mi? Yani hangi dönemde olursa olsun insanın bu kadar yıl yaşamış olduğu düşünülebilir mi? Kur'an yorumları da buna tıp dünyasının evet demeyeceğini kabul ediyorlar. Ne var ki yine de bunun olabileceğini, tıbbın kabul etmediği şeyi aklın kabul edebileceğini savunuyorlar. Yani gerçekte insan aklının ve bilimin hiçbir biçimde olur, olabilir demediği şey için Kur'an yorumcuları olabilir, olmuştur diyorlar. Böyle diyorlar çünkü Kur'an'da var. Tufan öyküsüne gelince Nuh tufanı kesinlikle bir efsanedir. Tufan öyküsünü hemen herkes bilir. Kur'an'ın anlattığı özet olarak şöyle. Nuh toplumuna sürekli uyarılarda bulunur. Tanrı'nın buyruklarına karşı gelmemelerini, Tanrı'ya inanmalarını ve gereğine göre davranmalarını söyler. Yoksa Tanrı'nın kendilerini cezalandıracağını bildirir ama toplumu Nuh'un öğütlerini aldırmaz. Tanrı cezalandırmaya, Nuh toplumunu dünya çapındaki suda boğmaya karar vermiştir. Ancak Nuh'u ve ailesini kurtaracaktır. Bunun için Nuh'a bir gemi yapmasını, günü gelince de her hayvan cinsinden bir çifti ve inananları gemiye almasını söyler. Tanrı'nın dediği olur. Gemidekiler kurtulur, öbürleri boğulur. Sonunda gemi bir daha Cudi Dağı'na oturmuştur. Bu öykü Kur'an'ın birçok yerinde geçer. Bu öykünün kaynağı Tevrat. Tevrat'ta ayrıntılar da var. Ve Tanrı Nuh'a şöyle dedi. Tüm insanlığın sonu geldi. Çünkü onlar nedeniyle yeryüzü zorbalıkla doldu. İşte ben onları yeryüzüyle birlikte yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. Diye başlar, sürüp gider. Ve tüm araştırmacılar Tevrat'taki bu öykünün kaynağının da Sümer tufan efsanesi olduğunda birleşir. Tevrat'tan bin yılı aşkın bir zaman öncesinin ürünü olan Gılgamış Destanı bu efsanenin kaynağıdır. Nuh'un bu efsanedeki adı Utnapiştim'dir. Nuh tufanı öyküsünün Gılgamış Destanı'ndan alınma olduğunu araştırmacı ilahiyatçılar da kabul etmek zorunda kalmışlardır. İlahiyatçı, Dinler Tarihi Müderris Muavini Hilmi Ömer bu konuya ayırdığı gerçekten çaplı incelemesinde gerçeği açık seçik yazmıştır. İnandırmak için mucizeler. Kur'an'ın Tanrısı insanları dediklerine inandırmaya çok istekli. İnsanlar inanmadıkları zaman çok öfkeleniyor. Bu dünyaya tüyler ürpertici felaketler gönderdiğini, göndereceğini söylüyor. Daha büyük ceza ve işkencelerin de ahirette cehennemde buranın ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu içinde verileceğini söylüyor. Kiminde inandırmak için türlü antlara başvuruyor. Kiminde ise mucizelerle peygamberlerini desteklediğini haber veriyor. Bütün bunları inandırmak için söylüyor. İyi de bunlar yerine insanları istediği nitelikte değişiklik gerekli ise istediği değişikliklerde ama hepsini de dilediği doğrultuda yürüyecek biçimde yaratamaz mıydı? Gücü yetmez miydi buna? Yeterdi. Peki niye yapmadı? İmtihan için. İyi ama kime karşı imtihan? Niçin? Bilirsiniz, bu tür tartışmalar çok olur. Firavun ailesi, bizi sihirlemek için ne mucize gönderirsen gönder, sana inanmayacağız dediler Musa'ya. Bunun üzerine su baskını, çekirge, güve baskını, kurbağalar, kan, birbirinden ayrı mucizeler olarak onlara musallat kılındı. Yine de büyüklük taslayıp suçlu bir millet oldular. Araf Suresi 132 ve 133. ayetler. Bu bilim ve akıl dışılıkların aslı ve ayrıntıları Tevrat'ta. Musa'nın değneğinin yılan olması, değnekle suya vurunca koca ırmağın kana dönüşmesi, değnekle yerin tozuna vurunca her yeri tatarcıkların kaplaması, evlerin at sineği saldırısına uğraması, hayvanlarda kırgın İnsan ve hayvanlarda irinli çıban, dolu yağdırarak insanları, hayvanları öldürme, çekirge sürüleri gönderip ülkenin otunu, ürününü yedirmek. Kur'an'da Nemi suresinin 12. ayetinde Musa'nın mucizelerinin 9 olduğu belirtilir. Ama Tevrat'a ve Kur'an'ın başka surelerine, başka ayetlerine bakıldığında Musa'nın mucizelerinin sayısının 9'dan daha çok olduğu görülür. Kimi tefsirde Musa'nın mucizelerinin 11 tane olduğu yazar. Örneğin Razi'nin tefsiri. Tevrat'ta yukarıdaki 9 mucizeden sonrakilerde uzun uzun anlatılır. Kur'an'ın tanrısı Musa'yı büyücülerle yarışa sokar. Çamurdan bir kuş yapıp sonra bunu gerçekten canlı bir kuş durumuna getirmek olabilir mi? Kur'an'a göre evet. İsa mucize olarak bunu yapmıştır. Bir ölüyü insan diriltebilir mi? Kur'an'a göre evet. Peygamber olan kişi bunu yapabilir. Nitekim İsa mucize olarak bunu yapmıştır. Bu akıl ve bilim dışılık örneğinin kökeni de İncil'de. İsa'nın dört günlük ölü olan Lazar'ı adıyla çağırıp nasıl dirilttiğini anlatan kesim Yuhanna İncil'inde. Bir dağın yerinden sökülüp kaldırılması insanların üzerinde tutulması olabilir mi? Kur'an'a göre evet ve Musa'nın mucizesi olarak olmuştur. Bu akıl ve bilim dışılık örneğinin kökeni de Yahudilik kaynaklarıdır. Aç insanlar için gökten men. Diyanet'in resmi çevirisiyle kudret elvası ve kebap olmuş bıldırcın iner mi? Kur'an'a göre evet ve bu Musa'nın mucizesi olarak gerçekleşmiştir. Aç insanlar için gökten gök sofrası indirilmiş olabilir mi? Kur'an'a göre evet ve bu İsa'nın mucizesi olarak gerçekleşmiştir. Bir insanın alev alev yanan bir ateşe atılması ve onun da yanmaması, ateşin serin olması mümkün mü? Kur'an'a göre evet, bir mucize olarak gerçekleşmiştir. Nemrut İbrahim'i ateşe atmış ama ateş İbrahim'i yakmamıştır. Oysa araştırmacılara göre Nemrut'la İbrahim arasında birçok yüzyıl bir zaman var yeri geldiğinde bunun üzerinde ayrıca durulacak. Böylece nice mucizeler yer alır Kur'an'da. Bunların akıl ve bilimle bağdaşabileceği söylenebilir mi? Bir üfürük bir can oluyor. Çamurdan bir biçim yani bir canlının biçimi benzeri yapılıyor. Sonra ona ruh üfleniyor ve o canlanıyor. Böyle bir şey olur mu? Kur'an'a göre evet. Adem'in kalıbı böyle yapılmış.'' Yani çamurdan bir insan yapılmış. Sonra ona ruh üflenmiş ve Adem canlanıp bir insan olu vermiş. İşte ayet. Rabbim meleklere şöyle dedi: Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ona ruhumdan üflediğim zaman ona secdeye kapanın. Ali İmran Suresi'nin 59. ayetine göre Adem önce topraktan yani çamurdan bir heykel olarak yapılmış, sonra ol denmiş. O da hemen olu vermiş. Tüm insanlar da ondan, yani Adem'den türeme. Bunu anlatan birçok ayet var. Tüm insanlar Adem'den gelme insanların derilerinin rengi niçin değişik? Muhammed bu soruya karşılık veriyor. Tanrı Adem'i yaratırken tüm yeryüzünden toplayıp avuçladığı topraktan yaptı. Tüm Adem oğulları da toprağının alındığı yerin özelliğine göre özellik kazandı. Bu nedenle Kimi kızıl, kimi ak, kimi kara derili oldu. Aktarılan kimi hadise göre Adem'in heykeli yapılırken toprağından biraz artmış. Bundan da Tanrı bildiğimiz hurma ağacını yaratmış. Bu nedenle Muhammed hurmanın insanoğlunun halası olduğunu ve ona saygı gösterilmesi gerektiğini söyler. Özgür insan aklına ve bilime göre komik gelebilir ama anlatılan böyle. Adem öyle yapılıp yaratılmış. Havva da onun kaburga kemiğinden. Muhammed'in açıklamasıdır bu. Kur'an'da da Adem'in eşinin kendisinden yaratıldığı anlatılarak bu anlatılmak istenmiştir. Nisa suresi birinci ayet ve bu ayete ilişkin tefsirler bunu söylemekte. Asıl kaynaksa yine Tevrat. İsa da çamurdan bir kuş yapmış, ona üflemiş ve Tanrı izniyle bildiğimiz canlı kuş vermiş. İsa'nın kendisinin de böyle bir üfürmeyle olduğu bildirilir. Meryem fercini yani kadınlık organını hep korumuş. Sonra bu organa üflenmiş. Kur'an'ın Tanrısı diyor ki: "Ona ruhumuzdan üfledik." Kur'an yorumcularına göre Meryem'in fercine üfüren Cebrail'dir. Cebrail bir erkek kılığına girmiş. Meryem'in fercine üfürmüş ve Meryem bu üfürükle İsa'ya gebe kalmış. Meryem'i gebe bırakmak için Cebrail'in bir insan kılığına girerek ona yanaştığı Kur'an'da da var. İster Tanrı üfürmüş olsun, ister Cebrail. Burada üfürmenin bir meni yerine geçtiği ve Meryem'i döllediği anlatılıyor. Araştırmalar, bunun kökeninin de efsaneler olduğunu ortaya koymakta. Cahit Beyenç, koca ana da denen ay anaların mitolojilerde hep bereket simgesi olduklarını, Bakireyken çocuk doğurduklarını yazar ve örnekler verir. Anadolu'da Kibel ana, bakiredir, babasız oğlu hem de aşığı Atis'tir. Babil ülkesinin koca anası İştar ana, bakiredir, babasız doğan oğlunun adı Temmuz'dur. Mısır ülkesinin koca anası Isis, bakiredir, babasız doğan oğlunun aynı zamanda sevgilisinin adı Osiris. Batı Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinin koca anası Artemis'tir. Bakiredir. Babasız oğlu aynı zamanda sevgilisi Adonis'tir. Hazreti Meryem de koca anadır. Bakiredir. Oğlu İsa babasızdır. Üfürme ya da üfürük Kur'an'ın tanrısının dilinde son derece önemli. Cansızları canlandırma ve ölüleri diriltme aracı. Kıyamet günü ölülerin de üfürmeyle diriltecekleri bildirilmekte. Bilindiği gibi Kur'an'da bir sura üfürmeden söz edilir ve ölüleri diriltmenin bu üfürmeyle gerçekleşeceği anlatılır. Üfürme, diriltmeye yaradığı gibi öldürmeye de yarıyor. Bildirilir ki kıyamette sura iki kez üfürülecek. Birinci üfürmeyle canlılar ölecek, ikinci üfürmeyle de dirilecekler. Şöyle deniyor ayette Ve sura üfürülür. Tanrı'nın tersini dilediklerinin dışında göklerde ve yerde olan herkes ölü olarak düşer. Sonra ona bir kez daha üfürülür. İşte o zaman herkes kalkar ve birbirine bakar. Muhammed'in doktorluğuna ilişkin yazılarımda üfürükle hasta tedavisinden de söz etmiştim. Üfürükçülük denen yöntemin İslam'da geçerli ve yaygın olmasında Kur'an'ın tanrısının dilinde üfürmenin çok önemli olması rol oynuyor diye düşünülebilir. Ay ikiye bölünüp yere düşmüş. İslam'da Şakkul Kamer mucizesi diye ünlü mucizeyi birlikte göreceğiz. Kamer suresinin birinci ayetine Diyanet'in resmi çevirisinde şöyle anlam verilir. Kıyamet saati yaklaşır, ay yarılır. Bu çevirideki yaklaşır, ayrılır, ayetteki sözcüklere uymuyor ayette geçmiş zaman kipi kullanılıyor. Bu nedenle doğrusu yaklaştı ve ayrıldı şeklinde. Ayrıldı yerine de ayetteki inşakka sözcüğüne uygun olması için bölündü ya da parçalandı demek daha doğru olur. Diyanet'in çevirisi burada akıl ve bilim dışılığı örtmek amacıyla sözcükler kendi anlamlarının dışına çıkarılarak daha sonraki ayetler Ayrıca açıklayıcı hadisler göz ardı edilerek yapılmış bir yoruma İbnü'l Cevzi'nin yorumuna dayanmaktı. Bu yorum tefsircilerce kabul görmez. Bu durumda ayetin doğru çevirisi şöyle: Kıyamet yaklaştı, ay parçalandı. Bunu izleyen iki ayetin anlamı şöyle: Onlar bir mucize gördüklerinde yüz çevirir ve sürüp giden bir büyüdür derler. Yalanladılar ve kendi eğilimlerine uydular. Her şey yerini bulur. Kamer suresi 2 ve 3. ayetler. Görüldüğü gibi ayetlerde açıkça kıyametin yaklaştığının da bir belirtisi olarak ayın bölündüğü ve bu mucizeyi inanmazların yalanladıkları anlatılıyor. Bu ayetlerin anlattığı olayı aktaran hadislere bakalım. Gökteki ay mı, Arabistan'daki Hira dağı mı büyük? İlkokul öğrencileri bile böyle soruyu saçma bulur, değil mi? Ama hadiste anlatılana bakılırsa bu soruya saçma dememek gerek. Malikoğlu Enes anlatıyor. Mekkeliler peygamberden bir mucize göstermesini istedi. Peygamber de onlara ayı ikiye bölünmüş olarak gösterdi. Öylesine ki onlar Hira Dağı'nı bu iki parçanın arasında görüyorlardı. Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Peygamberle birlikte Mina'daydık. Birden ay ikiye bölündü. Bu parçalardan biri dağın arkasında, biri de dağın beri yanında kaldı. İşte o sırada peygamber "Tanık olun." dedi. Düşünün. İnanmazlar Muhammed'den peygamberliğini kanıtlamak için bir mucize istiyor. Tanrı da Muhammed'e güç veriyor. Muhammed mucizesini gösteriyor şu gökteki, şu Amerikalıların ayak bastığı, şu bildiğimiz ay iki parçaya bölünüyor. Parçalanan ay yere düşüyor. Yeryüzünün ufacık bir bölgesine sığıyor. Düştüğünde orada kimseyi ezmiyor. Ay öylesine ufakmış ki Hira Dağı ondan daha büyük. Çünkü geriden bakınca Hira Dağı ayın iki parçası arasında gözükmüş. Ve düşünün, böyle bir olayı bile Mekkeliler bir mucize saymıyor olaya tanık oldukları halde. Ve dünyanın her yanından gözüken şu ay o sırada ikiye bölünüp yere düşüyor da dünyanın hiçbir yerinde kimse farkında olmuyor. Muhammed'in sahabilerinden başka böyle bir olayı ne gören oluyor ne de yazan. Ayrıca ayın bölünmesi haber verile gelen kıyametin yaklaştığının kanıtı oluyor. Yukarıdaki ayet ve hadislere göre bütün bunlara inanmak gerekiyor. İnanan inanır. Kim ne diyebilir? Bizim burada yapacağımız şey yalnızca bir belirleme ve sergileme. Şu da unutulmamalı. İnananın inanma hakkı varsa, inanmayanın da inanmama hakkı var. İnsanoğlunun aklına özgürlük tanımak bunu gerektiriyor. İnsan, kınamasız ve saldırısız bir ortam içinde insanlığa yakışır nitelikte geliştireceği düşüncesini, kişiliğini meyvelendirir. Bu köşedeki sergilemeler de bunun içindir.